Ben bütün cemaatlerin, bütün teşkilatların hizmetlerini severim, kabul ederim. Ama bana hizmet teşkilatı değil, bana cihat teşkilatı lazım. Çünkü cihat etmeden cennete gidilmiyor. Sadece biz kurban toplasak, zekat toplasak, fitre toplasak, camide 10 tane cemaat toplasak, cuma vaazı versek. O zaman da kalmış. Bu oldu ki normal camici oldu. Öyle değil. Bizim amacımız bu değil. Niye kurban topluyoruz? Derdimiz ne ya? Niye kurban topluyoruz biliyor musunuz? Ey sonarını kardeşim! Şu anda ben sana adalet getiremedim. Adaletle hükmedecek bir sistemi sana getiremedim. Ama bu yolda gayret sarf ediyorum. Şu anda elinden bir kurban geliyor. Bunu alır mısın? Lütfeder misin? Dediğimiz için biz bunları kurban veriyoruz oraya. Cihat teşkilatı olur. Onun için 67 ülkede kurban kesiyor. Bakın gençler, 2001 yılında Pakistan'a gitti. Pakistan'a gitti, böyle 50-60 kişilik grup var. Arkada içinde fıkıh alim, tefsir alim, kelam alim, akaid alim. Mollalar, gençler, hep profesör, doçent ha. 4-5 kişiyiz. İçeri girdik, selamun aleyküm selam. Arkadaşlar da var, genel merkezde, Türkiye'de. Allah arkadaş, bak bunlar nasıl konuşacağız? Bunlar hepsi alim adamlar. Alimlerle biz konuşacağız ha? İnan, hepsi tefsir alim, akaid, kelam, yutmuşlar adamlar. Oradan 75 yaşında tefsir alimi ayağa kalkıyor. Diyor ki, biz tefsir alimiyiz. Kimimiz kelam alimi, kimimiz akaid ve hadis profesörü. Ama bir ülkede cihat nasıl yapılacak ve ümmet nasıl kurtulacak projesini biz Milli Görüşten ve Erbakan'dan öğreniyoruz. Diyor. Ve bizi veriyorlar, biz söz konuşacağız şimdi. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ve oradaki o toplantıdan sonra orada bir siyasi parti kuruluyor, Müslümanların siyasi partisi. Bana ne Pakistan'dan o zaman? Benim derdim ne? Niye Pakistan bir halini bahsediyorsun? Deme hakkım ya. Biz öyle bir keşke. Hatta yetmez 1,5 milyar İslam alemi değil. 7 milyar insanlığın tamamının kurtulması için gayret sarf eden bir keşke. Niye? Kuntum hayli ummetin uhricet linnasi. Bütün insanların diyor Cenab-ı Hak. Sadece bir cemaatin değil mi? Yani 7 milyar insanlığın kurtulması için proje ortaya koyması lazım bir teşkilat ki adam gibi cihat teşkilatı olsun. Şimdi Allah'a hamdolsun bu teşkilat yapıyor, sizler yapıyorsunuz. Cenab-ı Hak amellerinizi zayi etmesin. Gençler, Cenab-ı Hak konudan yok, konuya geçiyorum. Aslında bu 3-4 tane pauz dedik bir dersti Kadir. Ben öyle hazırlamıştım onu. Fakat zamanda siz de sıkıldınız. Zaten... Evet, Aykut duyuyor aslında. Aykut'un yanındaki suçlu. Aykut sen yüzünü yıka gir. Bekliyorum seni. Görmek istedim yoksa onu görebilecek misin? Evet, gençler. Niye biz bütün hizmetleri yapıyoruz? Bu hizmetleri yapıyoruz da biz. Niye bu inekler yapıyor? Sıcağın mesajı. Ya kuşlar yapsın bu işi. Allah üst sınıf canlı yarattı. İnsan, bitki ve hayvan. Değil mi? Bu canlıları fiziki olarak yaratılmış bazı farklılıkları var. Bu normal değil de doğal. Allah insanı yaratırken çeşitli meziyetlerle donatmış. Şu bilgisayara ne yüklerseniz onu alırsınız değil mi?
Bitkiler tek kromozomlu varlıklardır. Biyoloji okuyanlar bilir. Tek kromozomlu. Hayvanlar çift kromozomlu varlıklardır. İnsanlar üç kromozomlu varlıklardır. Bitkilerdeki bu kromozom doğarlar, büyürler, meyve verecek meyve verir, yeşerir, belirli zamanda kurur ve ölür. Hayvanlar çift kromozomlu varlıklardır dedik. Hayvanlara doğarlar, büyürler. Ama inekler bir araya gelip de ya arkadaş biz niye bu ahırda yapıyoruz ya? Kendimize güzel bir daire yapalım. Değil mi? Mutfağı olsun, yatak odası olsun, çocuk odası olsun. Bu danalarımızı oraya koyalım. Niye demiyorlar? Diyemezler. Niye? Bu özellik insanda vardır. O üçüncü, bu kromozomun da özelliği şudur, Allah onu kişinin beynine koymuş. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah insana vermiştir. Doğruyu yanlıştan ayırabiliyor. Nasıl doğru? Evet, bizim inekler diyemiyorlar, bizim ahırda yatmamız doğru değildir diyemiyorlar. Demek ki biz burada layıkız. Bak burada ne anlatacağım? Kendi halinden memnun insan. Ya arkadaşlarının başka işiniz gücünüz yok mu ya? Dünyayı sizi kurtaracaksınız ya. Gidin namazınızı kılın işinize bakın ya. Doğruyu yanlıştan ayırt edemeyen insan ne olur? İnek olur. Evet. İnek olur. Doğruyu yanlıştan ayırt edemeyen. Bilmeyelim bunu. Söylüyorum ha. Çok tehlikeli boyuttayız ha.